Merhaba arkadaşlar, dizilerin ikinci bölümünde aritmetik dizilerden bahsediyoruz. Aritmetik diziler arkadaşlar ortak bir farkla artan, yani bütün terimler arasındaki farkın sabit olduğu dizi türleri. Yani ben AN'i arkadaşlar A1 türünden yazacak olursam aradaki fark kadar, yani N-1 tane common difference dediğimiz ortak fark eklemiş olacağız, D eklemiş olacağız. Herhangi bir terimi arkadaşlar başkası türünden çok rahat yazabiliyoruz burada. Örneğin A10'u mesela A3 türünden yazmak istiyorsanız aradaki fark 7 olduğu için 7 tane D eklemeniz gerekiyor. Ya da atıyorum A100'ü arkadaşlar A83 türünden yazmak istiyorsanız arkadaşlar arada 17 fark olduğu için 17 tane D eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde istediğiniz terimi arkadaşlar bir başkası türünden ifade edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar sorumuza. Adam bize A8'i A1 türünden yaz demiş. A8 arkadaşlar ben A1 artı 7 tane D diye yazamaz mıyım? Bakın aradaki fark 7 olduğu için 7 tane D ekledim. O zaman şu bilgide arkadaşlar bunu kullanırsak. Bakın A1'ler birbirini götürüyor. 7D 21'den arkadaşlar D'yi 3 olarak bulduk. Yani dizinin ortak farkını, artış miktarını 3 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize A17'yi arkadaşlar vermiş ve A1'i soruyor dizinin ilk terimini. O zaman ben A17'yi A1 türünden 16 tane D ekleyerek bulabilirim. Zaten A17'nin 55 olduğunu biliyoruz. A1'i bilmiyoruz. D'yi de az önce bulduk. Üçgen 16, 48 yapacaktır. Bu tarafa atarsak arkadaşlar A1 kaç yapar? 7. Cevabımız bursa olsun. Her 20 santim büyüyen bir araç. Demek ki arkadaşlar ağacın büyüme hızı, yani yıllık artış miktarı ortak fark. Her yıl 20-20 büyüyormuş. Demek ki D'miz 20 arkadaşlar. 8. yılın sonunda 280'miş. Yani A8'in burada 280 olduğunu söyleyebiliriz. 28. yılın sonunda, yani A28'de ne olduğunu da bize soruyor. Demek ki ben A28'i arkadaşlar A8 türünden yazmalıyım. Arada 20 adım olduğuna göre 20 tane D eklemişimdir. Ki D'nin de zaten 20 olduğunu biliyoruz, değil mi? A28'i bulmak istiyoruz zaten. A8'in 280 olduğunu biliyoruz. 20 çarpı 20'den buranın da 400 olduğunu biliyoruz. Demek ki 28. arkadaş yılın sonunda bunun boyu 680 santim olacaktır. Yani cevabımız bursa olsun. Üst tarafı 2 ile çarpıp taraf tarafı yok edersek arkadaşlar 9 tane A2 olacaktır. A7'ler bakın birbirini götürecek. 54 var. Buradan 18 çıkarırsak ne kalacaktır? 36. Dolayısıyla A2 de buradan arkadaşlar 4 yapacaktır. Evet, A2'yi 4 bulduğumuza göre arkadaşlar getirip yerine yazarsak 2 tane 4 8 yapacak. 8'i karşıya atarsak arkadaşlar A7 buradan 27 eksi 8 yapacaktır. Yani A7 de 15 yapacaktır. Pardon, 19 yapacaktır, evet. 27'den 8 çıkınca A7'ye 19 kalıyor, değil mi? Doğru hesapladım mı? Evet, 19 kalıyor. Şimdi A7'yi arkadaşlar A2 türünden ifade edelim. A2 artı aradaki fark 5 olduğu için 5 tane D. Yani siz A2'ye 5 tane de eklerseniz A7'ye ulaşmış olursunuz 5 kere ortak fark eklediğinizde. Değerleri yine yazalım. 15, 19 arkadaşlar. 4 artı 5 D. Buradan 15 eşittir 5 D. D eşittir 3. Arkadaşlar aritmetik diziler doğrusal fonksiyonlardır aslında. Yani siz A'yı bulmak istiyorsanız eğimini bulmanız gerekiyor. Eğim demek ki arkadaşlar artış miktarı olduğuna göre, artış miktarı da 3 olduğuna göre dizimiz demek ki 3n şeklinde başlamalı. Yani siz n'i 1 1 arttırdığınızda sonuçlar 3'ü çarpmış olmalı ki ortak farkın 3 olduğunu biliyoruz. Bir de A2'nin 4 çıkmasını sağlayacak şekilde bir değer verirseniz olay biter. Yani siz en yeni 2 verdiğinizde burası 6 yapacak ya 3 kere 2'den. Ama biz sonucun 4 çıkmasını istiyorduk. Demek ki burada bir eksi 2 olacakmış. Yani cevabımız Edirne. Yaşları aritmetik dizi oluşturan 6 kardeşin en büyüğü 28. Şimdi 6 kardeş varsa en büyük kardeşi A6 diyelim. 28 olsun. Artan bir aritmetik dizimiz oldu. En küçüğü, yani A1'de birinci kardeş de 3 yaşındaymış. Hemen ben A6'yı arkadaşlar A1 türünden yazayım. Aradaki fark 5 olduğu için 5 tane D ekledim. Buradan artış miktarını bulacağız arkadaşlar. 28 eşittir 3 artı 5D'den D'nin 5 olduğunu görebiliyorsunuz. Demek ki yaşlar 5-5 artıyormuş. En küçüğün büyüğü. Yani en küçüğün büyüğü A2 mi demek arkadaşlar? A2'de A1 artı D değil midir? Aradaki fark 1 olduğu için 1 tane D ekledim. Zaten A1'in 3 olduğunu biliyorsunuz. 5 eklerseniz ikinci çocuğun yaşının 8 olduğunu görebilirsiniz. Evet, burada da arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Aritmetik dizide indisler toplamı aynıysa terimler toplamı da aynıdır. Örneğin mesela A3 artı A5 diyelim. İndisler toplamı 8 mi yapıyor? Bu A2 artı A6'ya eşittir. Eğer indisler toplamı aynıysa, indis dediğim şu alttaki sıra numarası arkadaşlar, terimlerde toplam eşittir. Bunu 3 ya da daha fazla terim için yapamazsınız arkadaşlar. Bu sadece ikili ikili. Her iki tarafta iki terimin olduğu durumlarda kullanılabilir. Örneğin şunu yapamazsınız. Yani bu eşittir aynı zamanda A8 diyemezsiniz.
Neden? İndisar toplamı 8 hocam, bu da 8 uzam, bunlar birbirine eşittir diyemeyiz. Herhangi iki terim toplamının başka bir iki terim toplamına eşit olması gerekiyor. 3 ya da daha fazla ya da 1 olamaz. O zaman arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. Şu 2'yi bu tarafa çarpma olarak attığımda 2 tane an artı 3'ün a2n artı 1 artı an'a eşit olduğunu biliyoruz. 2 tane an artı 3 şu demek değil mi arkadaşlar? An artı 3 artı an artı aynı şeyden iki tanesinin toplanması demek. Bakıyorum sol tarafta iki terim var, sağ tarafta iki terim var. Bunların toplam birbirine eşit olduğuna göre demek ki indisler toplamı da aynıymış. Yani şuradaki indisler toplamı n artı 3 n artı 3. Sağ taraftaki indisler toplamı olan 2n artı 1 artı n'e eşittir. Yani buradan 2n artı 6'nın 3n artı 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz ki n 5 gelir. Cevabımız zaten olsun. Evet, dizi bir aritmetik dizi oluşturuyormuş arkadaşlar. Bakın, ilk terimi A1, ikinci A2, üçüncü A3 diyorum. Ben buradan şunu söyleyebilirim. A1 artı A3'ün A2 artı A2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Biraz önce konuştuk. İndisler toplamı 4. İndisler toplamı 4 ve ikişer terim var. Demek ki bu eşitlikten bahsedebiliriz. A1 kimdi bakıyorum? Log 2. A3 kimdi? Log 50. Bu kime eşitmiş? A2'nin kendisiyle toplamına. A2 x'ti zaten. O zaman x artı x'ten burayı 2 x diyebiliriz. Log 50'yi nasıl düşünebiliriz? Log 50'yi arkadaşlar 10 çarpı 5 diye düşünebiliriz. O da log 10 artı log 5 diye ayrılır mı? Logaritma bölümünden hatırlayacaksınız arkadaşlar. Logaritma 11'dir zaten. Logaritma 5'i nasıl düşünebiliriz? Şimdi logaritma 10'un biz 1 olduğunu biliyoruz ya. Biz logaritma 10'u arkadaşlar 5 bölü 5 çarpı 2 diye düşünebilir miyiz? Özür diliyorum. Bu da zaten logaritma 5 artı logaritma 2 değil midir? Demek ki biz logaritma 5 yerine aslında 1 eksi logaritma 2 diyebilir miyiz? O zaman getirip burada arkadaşlar logaritma 5 yerine 1 eksi logaritma 2 dersek burada zaten bir logaritma 2 artı vardır. Log 10'dan burada da birimiz vardı. Log 2'nin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Yani sol tarafta 2 kaldı. Sağ tarafta 2x. Anlıyoruz ki x buradan 1'miş arkadaşlar. Evet, bir aritmetik dizimiz var. Dizinin ilk 20 terimin toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi yani aslında bizden istediği nedir? S20. Yani S20 ile göstereceğiz arkadaşlar. Dizilerde ilk n tane terimin toplamını şöyle bulabiliriz. Bu sadece aritmetik diziler özel bir formül. N bölü 2 parantezinde A1 artı AN. Yani ilk ve son terimi toplayıp 2'ye bölüyorsunuz ve terim sayısıyla çarpıyorsunuz arkadaşlar. Biz o zaman S20'yi bulmak istiyorsak şöyle sol tarafa yazalım. 20 bölü 2 çarpı A1 artı A20 diyebilir miyiz arkadaşlar? Zaten 20 bölü 2 10 yapacaktır. Bir de az önce konuştuğumuz kuraldan. Şimdi A4 artı A17'nin indisler toplamı 21 yapıyor mu? A1 artı A20'nin de indisler toplamı 21 yapıyor. Demek ki bunların değerleri birbirine eşit olmalı. Zaten A4 A17'nin 15 olduğunu biliyorsak buranın da 15 olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunun yerine 15 yazarsak aradığımız cevap 150'dir. Cevap Adana'dır. Gerçekten harika bir soru. Evet, yine dizinin ilk 20 teriminden bahsediyor arkadaşlar. Yani aritmetik dizi olduğu için S20 formülü kullanabiliriz. 20 bölü 2 parantezinde A1 artı A20'den bahsediyoruz. Yani 10 çarpı A1'in zaten ne olduğunu biliyoruz bakın 6. Demek ki bizim sadece A20'ye ihtiyacımız var. Hadi onu bir yerde bulalım. Nasıl bulacağız? Önce ortak farkı bulmalıyız. Şimdi şunu şuraya atarsam A9, A8'i bunun yanına atarsam eksi A8 diye geçecektir. Eşittir 3. Zaten A9'u ben A8 artı D diye yazamaz mıyım? Burada da eksi A8 var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortak farkın 3 olduğu belli. O zaman artık A20'yi A1 türünden yazabiliriz. Aradaki fark 19 olduğuna göre 19 çarpı D diyebilirim yanına. A1'in zaten 6 olduğunu biliyoruz. Ortak farkın da 3 olduğunu biliyoruz. 3 kere 19'dan burası 57 yapacaktır. Dolayısıyla A20'yi de 63 olarak bulduk. Yani getirip burada yerleştirirsek onu 10 çarpı 6 artı 63. Yani 690 mı yapacaktır cevabımız Denizli. Evet, bu soruda arkadaşlar ilk 5 terimin toplamından bahsediyor. Yani S5'ten bahsediyor ki bir az önceki formülle 5 bölü 2 parantezinde A1 artı A5 diye düşünebiliriz bunu. Bunun arkadaşlar 85 olduğunu söylemiş. Diğer taraftan bir de ilk 10 terimin toplamından bahsetmiş. Yani S10, o da 10 bölü 2 parantezinde A1 artı A10 olacaktır. Bunun da arkadaşlar 245 olduğunu biliyoruz. Biraz düzenlersek arkadaşlar mesela 5'e böldük 1, 5'e böldük 17. 34 mi yaptı? A1 artı A5 arkadaşlar 34'müş. Aynı şeyi burada yapalım. Şurası 5 oldu zaten. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 49. Dolayısıyla A1 artı A10 da
Ne oldu arkadaşlar? 49. Şimdi burada bir sorum var. 3 bilinmeyen var, 2 denklem var. Dolayısıyla A5 ve A10'u A1 türünden ifade etmeliyim. Nasıl ifade edebilirim? Ben A5'e arkadaşlar A1 artı 4D diye yazabilirim bunu. Neden? 4 tane D eklersem A1'e A5'e ulaşırım, değil mi? Az önce konuşmuştuk. Aynı şeyi aşağıda yapalım arkadaşlar. A10'u da biz A1 artı 9D diye düşünebiliriz. Şimdi biraz daha düzenlersek ne oldu? 2A1 artı 4D eşittir 34. Aşağıda ise 2A1 artı 9D eşittir 49. Üst tarafı mesela eksiyle çarpalım arkadaşlar. 5D kalır. A1'lerden kurtulduk. Burayı da arkadaşlar 15, yani D'nin 3 olduğunu söyleyebiliriz. D'nin 3 yazarsak herhangi bir denklemde 2A1 artı 12 eşittir 34. Buradan 2A1 arkadaşlar 22 olacaktır. Yani A1 buradan 11 olacaktır. Evet, bu dizinin ilk entry'nin toplamı diyor bu formül. Arkadaşlar burada o zaman genel formül bizim kullanmamıza gerek yok. Kendisi zaten SN için bir formül vermiş. 3n kare artı 7n bölü 2 formülü vermiş. Bu dizinin genel terimi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben S2'yi bulursam, bir de S1'i bulursam, S2 demek zaten arkadaşlar şey değil miydi? A1 artı A2, yani ilk iki terim toplamı demek değil miydi? Zaten en yerine 2 koyarsam S2'yi buradan bulacağım. 2'nin karesi 4, 4 kere 3 12. Artı 2 kere 7 14 bölü 2, yani 26 bölü 2'den 13. Diğer taraftan arkadaşlar en yerine 1 koyarsam da 3 artı 7 10 bölü 2'den A1 gelecektir sadece 5. Yani ilk bir terim toplamı A1 demek. Şimdi A1'in 5 olduğunu biliyorsak yerine yazarsak A2 de buradan 8 gelecektir, değil mi? Toplamlar 3 olduğuna göre. Biz ne oldu? A1 ve A2'yi bulduk. A1 ile A2 arasındaki fark arkadaşlar aritmetik dizinin ortak farkı değil midir? Yani D'nin buradan 3 olduğunu görüyoruz. Bakın 5'ten 8'e çıkmış. D3 ise arkadaşlar bizim genel terimimiz 3n diye başlamalı. Ne demiştik? Aritmetik diziler doğrusal denklemler gibidir. Artış miktarı, yani d, aslında bu doğrunun eğimidir. Yani 3'er 3'er artıyor terimlerimiz. 3n diye başlayacak. Bir de arkadaşlar A1'in 5 olduğunu biliyoruz ya. En yerine 1 koyduğumuzda sonuç 5 çıkmalı. En yerine 1 koyarsak burası 3 yapar. Sonucun 5 çıkması için demek ki yanında bir de 2 varmış. Yani cevabımız zaten olsun. Evet, buraya bakalım. Çok şık bir soru arkadaşlar. S11'i biz ne diye düşünebiliriz aslında? Aritmetik dizi olduğu için 11 bölü 2 parantezinde arkadaşlar A1 artı A11 eksi. S8'i nasıl düşünebiliriz? O da 8 bölü 2 parantezinde A1 artı A8 eşittir 57. Diğer taraftan arkadaşlar bunu biraz düzenleyelim, sonra diğerini de aşağıya yazarız. Ne oldu? 11 A1, buradan da 8 A1, yani 3 tane A1 mi kalacak? Bölü 2'leri hiç düşünmüyorum bile. Bölü 2'leri buradan silip arkadaşlar ne yapacağım? Karşıya çarpı olarak atacağım. 11 A1 eksi 8 A1'den 3 A1. Buradan da artı 11 tane A11 eksi 8 tane A8 eşittir 114. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunları da tabi A1 türünden yazalım arkadaşlar. 3 A1 artı, bu ne olacak dikkat edin, 11 parantezinde A1 artı 10 tane D olmayacak mı? Bu da 8 parantezinde A1 artı 7 tane de olmayacak mı arkadaşlar? Yani ne yapıyoruz? Değişken sayısını azaltıyoruz. 3 A1, buradan 11 A1 geldi. 14, 8 tane çıkınca 6 A1 kaldı. Sonra D'lere bakalım. Buradan 110 D, buradan da 56 D. 110'dan 56 çıkarırsak arkadaşlar ne kalacaktır? 44, 54 mü kalacaktır? Artı 54 tane ne kaldı? Eşittir 114. Bunlar sadece şu, hepsi 6'ya bölünüyor. A1 artı 9D. Bunu 6'ya bölersek arkadaşlar 19 mu yapacaktır? Şimdi ilk denklemimizden bu geldi. İkinciye bakalım. S27'yi de arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. İsterseniz bunu da farklı bir yöntemden çözeyim. S27 ne demekti? Birden 27'ye kadarki terimlerin toplamı. S23 de birden 23'e kadarki terimlerin toplamıydı. Çıkarırsanız birden 23'e kadarkiler birbirini götüreceği için sadece A24, A25, A26 ve A27 kalacaktır. Yani bunu da aynı şekilde yapabilirdiniz. İki farklı yolla bilerek çözmüş oldum. Bunların hepsini de yine A1 türünden ifade etmeliyim. Şu A1 artı 23D'dir. Değil mi? Buradan 23D gelecek. Bu da A1 artı 24D'dir. Bu da A1 artı 25D'dir. Bu da A1 artı 26D'dir. Bakın 24D, 25D, 26D. Arkadaşlar her birinden birer tane A1 geleceği için 4 tane A1 oluştu. Bunları toplarsak da 80, 90, 98 tane D olmuş oldu. Eşittir 200. Bakın elimizde iki tane ne var arkadaşlar? Denklem var. Bunları yazalım alt alta. Şunları da 2 ile sadece yazabiliriz isterseniz.
2'ye bölersek 2a1 49d eşittir 100. Şimdi biz neyi bulmak istiyoruz? Ortak farkı d. Yani a1'lerden kurtulmalıyız. Burayı eksi 2 ile çarpayım arkadaşlar. A1'ler zaten gider. 49'dan ne olacak? 18 çıkacak. O zaman 31d kalacak. Burası da arkadaşlar 38. 100'den 38 çıkarırsak ne kadar arkadaşlar? 62 kalır. Buradan ortak farkın d'nin 2 olduğunu görebiliyoruz.